tüm Tuna Tunalı Gürüplü İhracat Müdürü olarak görev yapmaktayım. Gür Grup olarak toplamda 3 grup firmamız bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi Gür Koton. Burada pamuk ipliği üretmekteyiz. Pamuk ve karışım iplikler üretmekteyiz. Diğeri Gür İplik. Burada akrilik üretimi yapmaktayız. Akrilik iplik üretimi yapmaktayız. Bir de Eskişehir'de hastanemiz bulunmaktadır. Toplam grup bünyesinde 1000'e yakın çalışanımız var. Bunun haricinde 15 yıldır iplik üretmekteyiz. Ağırlıklı ürettiğimiz ürünleri Güney Amerika'ya, Avrupa'ya ve Afrika ülkelerine satmaktayız. Bunun yanı sıra Kolombiya Moda'ya bu 3. katılışımız. Şu an Kolombiya Moda Fuarı'ndayız. Bir de Kolombiya Tekstil Fuarı olmak üzere 2 çeşit fuar yapılıyor yıllık. Bir yıl önce geldiğimiz zaman daha doğrusu ülkenin bulunduğu ekonomik durumdan dolayı ürünlerimizi Avrupa'dan Güney Amerika'ya satmak istedik. Bundan dolayı da yaklaşık 1,5 yıldır pazar araştırması yapıyoruz. Bu araştırmalar sonucunda Kolombiya, Arjantin, Meksika gibi ülkelerde pazar olduğunu fark ettik ve burada fuar katılımlarına başladık. Kolombiya Moda da bunlardan bir tanesi. Şu anda aktif olarak müşterilerimiz var, satış yapıyoruz. Fuarla ilgili konuşmak gerekirse katılım genellikle Güney Amerika ülkelerinden oluşuyor. Yakınlardaki Ekvador, Peru gibi ülkeler de katılıyor. Biraz Güney Amerika'nın kurumsal bir fuarı diyebiliriz. Yani bütün ülkelerin katıldığı, sadece Kolombiya değil, çevre ülkelerin de katıldığı büyük bir fuar, organizasyon. Normalde bu zamana kadar biz Avrupa ülkeleriyle çalışıyorduk. Ama son 2-3 yıldır Avrupa'nın yaşadığı krizden dolayı pazarımızı değiştirme kararı aldık. Bundan dolayı araştırmamızı yaptığımız zaman Güney Amerika pazarının olduğunu keşfettik ve buraya aktif olarak ziyaret ve pazar araştırması için fuarlara gelmeye başladık. Bundan dolayı mutluyuz. Çünkü müşteriler edinmeye başladık. Diğer fuarlara da katılarak bu müşteri ağımızı genişletmeyi planlıyoruz. Şu an için firmalar krizden tekstil sektörü çok fazla etkilendi. Bunun en önemli sebebi döviz kurunun istenilen seviyede olmaması. Yani enflasyon oranında arttırmadığınız zaman işçilik maliyetleri çok yüksek kalıyor. Bununla birlikte diğer bir girdi elektrik. Bu iki maliyetin şu an dolar cinsinden çok yüksek olmasından dolayı ürünleri Avrupa ve diğer pazarlara satmakta çok zorlanıyoruz. Çünkü rakibimiz olan ülkelerde bu iki kalem çok ucuz. Pandemi zamanıyla birlikte diğer ülkelerin kapanması, Türkiye'nin kapanmamasından dolayı talepte çok büyük bir artış oldu. Bunu karşılamak için insanlar, üreticiler, sanayiciler yatırım yaptı. Ama sonrasında tabii bir hayal kırıklığı oluştu. Neden? Hem talep düştü, hem maliyetler arttı. Bundan dolayı yaşanan krizin sebebi bu. Burada yapılması gereken ne olabilir? Ya hükümet doları devalüe edecek, istenilen fiyata getirip ürün satmamız için. Onun haricinde katma değerli ürün üretilebilir. Ama katma değerli ürün üretimi için bir zaman lazım. Yani böyle bir yıl, iki yıl gibi değil. Buna bir yatırım yapacaksınız. Ar-Ge'si olacak, Ür-Ge'si olacak. Yıllar alacak. Evet. Ülkeler farklı iplikler ve farklı renkleri kullanıyor. Örnek vermek gerekirse şu an bulunduğumuz ülkede canlı renkler çok fazla. Yeşil, sarı, kırmızı, mor, lila gibi. Ama daha çok Avrupa ve Afrika'ya gittiğiniz zaman ürünler hem renkleri değişiyor, daha koyu, daha geleneksel renkler, daha ana renkler ve kullanılan iplik çeşidi de değişiyor. Farklı farklı değil. Yani ülkenin kullandığı iplik çeşitleri ülkenin bulunduğu konuma göre, dinamine göre değişiyor.